Kanalımıza hoş geldiniz. Videolarımız soru-cevap şeklindedir. Her soru 10 puan değerindedir. Aldığınız puanı yoruma yazabilirsiniz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir zarf kullanılmıştır? A. Çok yemek yemek sağlığı tehdit eder. B. Gülşen gerekli evrakları alarak içeri girdi. C. Öğrenciler zili beklemeden aşağı indiler. D. Telefonu duyunca hemen içeri koştum. Doğru cevap. A. Odanın kapısını sertçe kapattı. Bu cümledeki altı çizili sözcük aşağıdakilerden hangisine örnektir? A. Miktar zarfı. B. Yer yön zarfı. C. Durum zarfı. D. Zaman zarfı. Doğru cevap. C. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru zarfı vardır? A. Masayı biraz daha kenara alır mısın? B. Otobüsle gidersen yol ne kadar sürüyor? C. Azıcık da biz yiyelim değil mi ama? D. Niçin şımarıkça davranıyorsun? Doğru cevap. B. Aşağıdaki cümlelerde geçen ikilemelerden hangisi zarf değildir? A. 3 gün boyunca tüm caddeler pırıl pırıldı. B. Haziran geldikten sonra havalar günden güne ısınır. C. Çocukları sorguya çektiler teker teker. D. Adamın gözleri mutluluktan ışıl ışıl parlıyordu. Doğru cevap. A. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim zarf görevinde kullanılmıştır? A. Gençliğinde o kadar çalıştı ki şimdi hayatın tadını çıkarıyor. B. Yaptıkları şakadan sonra arkadaşları ile selamı sabahı kesti. C. Köy yolunda ilerleyen araba tozu dumana katıyordu. D. Günlerdir ağlayan kız, arkadaşına içini dökerek rahatladı. Doğru cevap. D. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde cümledeki zarfın türü yanlış işaretlenmiştir? A. Ayşe, bugün çok güzel görünüyor. Durum zarfı. B. Eskiden kendimi daha iyi hissediyordum. Yer yön zarfı. C. Bu işi gece gündüz çalışarak bitirdik. Zaman zarfı. D. Ablam işe gideli epey oldu. Miktar zarfı. Doğru cevap. B. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde zarf yoktur? A. Kitabı biraz önce bitirdim. B. Dün akşam imam bayıldı yemeği yaptık. C. Geçen yıl aldığım çiçek boyumcu oldu. D. Şaffaklar kıraathanesinde onu gördüm.
Doğru cevap. D. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde soru anlamı zarfla sağlanmıştır? A. Bu soğuk havada o kadar yolu nasıl yürüyeceksiniz? B. Kapıdaki çocuk sana telaşlı telaşlı ne anlatıyordu? C. Ne zaman geleceğini size de mi söylemedi? D. Bizim geldiğimiz gün siz nereye gitmiştiniz? Doğru cevap. A. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde artık sözcüğü belirteç olarak kullanılmıştır? A. Sofradan kalan artıkları kuşlara attık. B. Şubat ayı artık ay olarak bilinir. C. Seninle artık görüşmeyelim dedi bana. D. Onların sofrasında artık fazla çıkıyor. Doğru cevap. C. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde ötekilerden farklı türde bir zarf vardır? A. Böyle gelmiş, böyle gider. B. Çocuk düşe kalka büyür. C. Gündüzün mum yakan geceleyin bulamaz. D. Davulun sesi uzaktan hoş gelir. Doğru cevap. C. Bu soru sizin için. Cevabını yoruma yazabilirsiniz. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde iyi sözcüğü zarf belirteç görevindedir? A. Bugünkü tavuk yarınki kazdan iyidir. B. Adamın iyisi alışverişte belli olur. C. İyi dost kötü günde belli olur. D. Son gülen iyi güler. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olarak bize destek verebilir, bildirimleri açarak yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. Tüm videolarımızın açıklama bölümlerinde online test linklerimiz vardır. Çözebilir ve paylaşabilirsiniz.